Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yeni tanıtılan, Türkiye'ye de gelmesi beklenen ve fiyatı Galaxy A71 ile aynı olan Galaxy M51'in özelliklerini anlatacağım. Videoya başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca açıklamalarda oyun kayıtlarımı attığım kanalımın linkini de bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Galaxy M51 benim görür görmez bu cihazda iş var dediğim cihazlardan birisi. Eğer absürt bir fiyata çıkmazsa Türkiye'de çok satacaktır. Bu cihazın en önemli özelliği 7000 mAh'lik pili. Pili hemen söyledik ama ekrandan başlayalım. Ee, Galaxy M51 6.67 inç 60 Hz ekran tazelemasına sahip. Full HD Plus çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran kullanıyor. Super AMOLED kısmı önemli. Pil kısmına da değineceğiz. Cihazın her noktası pil verimliliği konusunda çok iyi. Super AMOLED ekranla pil performansını arttıran önemli detaylardan birisi. Bu ekranın ekran kasarını %85.66. Galaxy M51 Samsung'un delikli ekran tasarımına sahip. En başta pil demiştik. Pile geldiğimizde cihazın en etkileyici kısmına gelmiş oluyoruz. M51 dediğim gibi tam 7000 mAh'lik bir pile sahip. Bu pil 25W hızlı şarj ile şarj ediliyor. Muazzam bir pil. Ben bu pilin normal boyutlardaki bir telefonda gördüğümüzü hatırlamıyorum. Ee, süper AMOLED ekran. işlemci tarafında değineceğimiz Snapdragon 730 ve 7000 mAh pil ile bu cihaz 2 gün aşırı yoğun kullanımı rahat çıkaracak. Normal bir kullanımda ise en az 3 gün devirecektir. 4 günü bile görebilir. Performansı artabilir dediğim gibi daha fazla olabilir. Cihazın bütün özellikleri pil verimliliğini destekler nitelikte konumlandırılmış m bir Snapdragon 730 işlemcine sahip. Bu işlemci daha önce Galaxy A71 ve Xiaomi Mi 9T'de de kullanılmıştı. Hem iyi bir şekilde oyun oynatabilecek bir işlemci, hem de günlük kullanımda akıcı bir deneyim sunacak. Bu işlemci, e, pil pil dedik Snapdragon 730 pil konusunda da verimli bir işlemci. Bunu da belirteyim. 8 nanometre üretim süreciyle üretilmiş bu işlemci. Snapdragon 730'a 6 GB RAM ve 128 GB depolama eşlik gidiyor. 512 GB kadar da hafıza kartı desteği var fakat 128 GB'ın yeterli olacağını düşünüyorum. M51'in arka tarafta 4 tane kamerası bulunuyor. Bunlardan en önemlisi 4 megapiksellik ana kamerası Samsung GW1 sensörünü bulunduruyor. Bu sensör daha önce Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro, Galaxy A71 ve Realme 6'da kullanılmıştı. Hatta Realme 6 Pro'da da öyle. Kameranın diyafram açıklığı f1.8. Bu kamerada maalesef OIS yok. İkinci kamerası 12 megapiksel çözünürlüğe ve f2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açılı bir kamera. Bu kameranın açısı 123 derece. Üçüncü kamera 5 megapiksel çözünürlüğe ve f2.4 diyaframa sahip makro çekim kamerası. Son olarak dördüncü kamera ise 5 megapiksel çözünürlüğe ve f2.4 diyafram açıklığına sahip bir kamera. M51 4K 30 ve 1080p 30 fps video çekebiliyor fakat 60 fps video kaydı yok. M51 ön tarafta 32 megapiksel çözünürlüğe ve f2.2 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera bulunduruyor. Bu kamerayla 1080p 30 fps video çekebiliyoruz. Ana kamera sensörü düşünüldüğünde M51 gayet iyi bir ana kamera performansı sunacaktır. M51 siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip bu kasa 213 gram ağırlığı ve 8.5 mm kalınlığına sahip. 7000 mAh bir pil için gayet makul bir kalınlık ve ağırlık olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu kasada sevindirici bir şekilde 3.5 mm jack girişi de var. M51 kutudan Android 11 ile çıkıyor. Android 12'yi ben alacağını düşünüyorum. Şimdi özet geçmek gerekirse ana kamerası gayet kuvvetli, ekranı güzel, ekran, pil ve işlemci üçlüsü düşünüldüğünde muazzam bir pil performans sunacak olan M51 60 FPS video çekmemesi dışında benim beğendiğim bir model oldu. Almanya'da Galaxy A71 ile aynı fiyata çıkan bu cihaz A71 ile aynı fiyata veya bir tık aşağı fiyata satılacaktır. Bu da 3500-3800 TL civarlarını işaret ediyor. Bu fiyata özellikle benim hayatım pil olmuş diyenler için çok mantıklı seçeneklerden biri olarak gösterilebilir. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beni desteklemek için kanalıma abone olup videoyu beğenin. İyi günler dilerim.